Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye hoş geldiniz. Gündem Özel programıyla bir kez daha karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bu hafta Gündem Özel programında kütüphane haftasını geride bıraktığımız bugünlerde kitapların dünyasını konuşacağız ve yine Aksaray İl Halk Kütüphanesi'ni tanıyacağız. Konuklarımız ise Aksaray İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sayın Çağatay Van ve kütüphaneci Murat Sarı. Sayın Van, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayın Sarı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle Sayın Müdürümüzden başlamak istiyorum sohbetimize, Sayın Sarı'nın izniyle tabii ki. Evet, Sayın Van, 26 Mart 1 Nisan tarihleri arasında bu yıl 54.sü düzenlenen Kütüphane Haftası'nı geride bıraktık. Öncelikle sohbetimize başlamadan önce kütüphanenin tanımını sizden öğrenebilir miyiz? Tam anlamıyla kütüphanecilik, kütüphane nedir? Evet efendim. Biz 1964 yılından bugüne her yıl Mart ayının son haftasıyla başlayan haftayı kütüphane haftası olarak kutluyoruz. Arz ettiğiniz gibi bu yıl 54.sünü Aksaray İl Halk Kütüphanesi olarak karınca kararınca bir takım etkinliklerle kutladık. Temel amacımız Aksaray'da çok uzun yıllardır hizmet veren Aksaray İl Halk Kütüphanesi'ni kendi içeriğiyle, okuyucu ilişkileriyle birlikte halkımıza daha iyi tanıtarak bu noktada bir farkındalık yaratmaktı. Halk kütüphanelerinin tanımına gelince bizim özellikle üzerinde durduğumuz ve bu tanımın bilinmesinde arzu ettiğimiz temel etken şu. Kütüphaneler genellikle toplumun bilgiye olan ihtiyacını karşılamak üzere gerekli olan bilgi kaynaklarını bünyelerinde barındıran kurumlar olarak adlandırılır. Ancak çok uzun yıllardır, hatta kuruluşundan bugüne temel bir ön yargıdır ki halk kütüphaneleri sadece örgün eğitim içerisinde, yani ilk, orta ve lise okullarına devam eden öğrencilerin uğrak yerleri olarak düşünülür. Aslında kütüphanelerin temel işlevinden bir tanesi bu olmakla beraber bizim en çok önemsediğimiz işlem yetişkinlerin okuma alışkanlığına yönelik taleplerini karşılayabilme noktasında adı üstünde halkın tamamına ve geneline hizmeti verebilmektir. Yani bu kavramı toparlarsak halktan her kesim insanların bilgiye olan ihtiyacını ve boş vakitlerini faydalı bir şekilde değerlendirme amacına yönelik hizmetlerin tamamını veren kurumlar olarak tanımlayabiliriz İl Halk Kütüphanelerini. O zaman şöyle diyebilir miyiz Sayın Van, 7'den 77'ye tüm kitap severlere, tüm okurlara hizmet veren bir kurum ve çatı. Evet efendim. Peki, halk kütüphanesinin tanımını bu şekilde belirtmiş olalım izleyenlerimize. Evet, Aksaray'da da gerçekten Türk mimarisi ve tarihi atmosferiyle kitap severlere hizmet veren Aksaray İl Halk Kütüphanesi'nin biraz tarihçesini sizden alabilir miyiz? Sayın Sarı'nın da eklemek istediği şeyler olursa lütfen siz de söz alın. Buyurun, sizi dinliyoruz. Efendim, Türkiye'de 81 ilde var olan il halk kütüphanelerinin ve ilçe halk kütüphanelerinin sayısıyla birlikte toplam 1128 tane halk kütüphanesi şu anda hizmette. Hı hı. Doğaldır ki bu tür toplumsal mekanların hizmet verdiği yerler olarak bence bütün Türkiye genelinde anlamı kendisine yüklü olarak en fazla anlam içeren binalardan bir tanesinde hizmet vermekteyiz. Hı hı. 1924 yılında İl Halk Kütüphanemizin temeli atılmış binasının anlam olarak da ben şunun düşünülerek düşünülmesini arzu ederim. 1923 savaşlardan çıkmış bir ülke, yeni cumhuriyet ve dönemin rahmetli valisi Abdullah Sabri Carter tarafından kent merkezinde bulunan 3 kısım valilik binası, valilik hizmet binası, Aksaray İl Halk Kütüphanesi ve Aksaray Lisesi o dönemin yoksulluğuna ve o dönemin zor şartlarına rağmen bu amaçlarla kullanılabilmek mantığıyla yapımına başlanmış. 1926 yılında bina tamamlanarak yine dönemin valisi Yusuf Ziya tarafından hizmete açılmış. Evet. Binamızın bu şekilde bir anlamı ve önemi var benim için. İkinci en büyük anlamı da şu, bina bütün zor koşullar çerçevesinde yapılmış olmasına rağmen hızla gelişen Türkiye'mizde
2018 yılında bugün dahi ilk anlamıyla kullanılan, ilk işleviyle kullanılan ender binalardan bir tanesi. Günümüzde ilk hizmete girdiği konumla hala hizmet veren binalardan bir tanesi. Binamızın alt katında dönemin Aksaray Vilayet Gazetesi'nin basıldığı bir matbaa varmış. Üst katı da halkın temel gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikteki bilgilendirmelerini sağlayan bir hizmet şeklinde devam ediyormuş. Aynı zamanda da o dönemde de kütüphane hizmetleri bulunmakla beraber bugün de aynı anlamıyla kullanılan ender binalardan bir tanesidir. Evet, yine Cumhuriyet'in ilk yıllarında Aksaray Kütüphanesi okuyucuların kitapla buluştuğu bir mekan olmasının yanı sıra toplantıların, konferansların, baloların düzenlendiği, nişan ve düğün törenlerinin de yapıldığı bir mekanmış. Evet. Gerçekten derin bir tarihi var aslında. Gerçekten, evet. Hani Aksaray'da da hala ziyaret etmemişler varsa gerçekten o büyülü atmosferi ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, yine tabii ki tarihçesinden bahsederken de burada bir dörtlük var. Ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Dönemin valisi Ziya Bey'in yazdığı bir kitabe yer alıyor kütüphanenin girişinde, kapıda. Hemen şöyle bir dörtlüğe göz atmak istiyorum. Koş gel ara, bul işte senin istediğin nur. Nurunla ziyadar olmalıdır Gülşen-i Mamur. Ettikçe ziya eserin her yeri mamur. Pişmani azmin yürüsün fayri mamur. Evet. Ne kadar güzel bir dize. Son derece anlamlı bir dörtlük türü bu. Kütüphanemizin kapısında kitabe olarak bulunmaktadır. İçerideki kitaplardan kaynaklanan nurun, bilgilenmenin, hayatın her anlamında bizi dört başı mamur bir şekilde yaşatabilmenin en önemli aracı olduğunu ifade eder. Evet Sayın Van, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sarı'ya dönmek istiyorum. Sayın Sarı, genç bir kütüphanecisiniz. Aslında hem Sayın Van'a hem de size bu soruyu yöneltmek istiyorum ve sizden başlamak istiyorum. Neden kütüphanecilik? Sayın Hanım, öncelikle teşekkürler. Neden kütüphanecilik? Çünkü kitaplar, insan normalde tek kişidir. Yani şöyle anlatayım, hepimiz tek kişiyiz. Tek bir yönden bakıyoruz hayata, tek kişiyiz. Ama kitapların dünyasına girdiğimiz zaman binlerce yazarın beynine giriyoruz, binlerce yazarın kalbine dokunuyoruz. Onların baktığı bakış açısından bakıyoruz, onların aklıyla konuşabiliyoruz, onların kalbiyle görebiliyoruz. Bu yüzden de kitapları tercih ettim doğal olarak. Bu yüzden de kütüphanecilik mesleğini seçtim. Çünkü çok farklı dünya, çok farklı alemler, çok farklı insanlar. Ayrıca sadece şey değil, yani sadece kendimiz için değil. Orada Halk Kütüphanesi'nde 7'den 77'ye herkesle beraber oluyorsunuz. Yani küçücük, minik minik, tatlı tatlı çocuklar da geliyor. 77 yaşında, 80, 90 yaşında neneler de geliyor. Öğrenciler de geliyor ve inanılmaz da sosyal bir ortam aynı zamanda. Yani onlarla konuşabiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz, tanışabiliyorsunuz. Ya böyle harika bir ortam var ve bana kalırsa, yani ben şundan dolayı kütüphanecilik mesleğini seçtim diyebilirim. Bu kadar, yani geniş bir çerçeveden baktığımızda halk kütüphaneleri, mesela üniversite kütüphanesi, şunu söylemek istiyorum. Üniversite kütüphaneleri halk kütüphaneler arasında biraz fark vardır. Mesela üniversite kütüphanelerinde sadece elit bir kesime hitap edilir. Belli bir zümreye, evet. Evet, belli bir zümreye hitap edilir. Ama halk kütüphanesinde 7'den 77'ye herkesine muhatap olabiliyorsunuz. Ya doğal olarak bence harika bir şey. Ya kendimi gerçekleştirebileceğim, konuşabileceğim, sohbet edebileceğim, yeni arkadaşlar edinebileceğim ve o kadar yazarın beyninden düşünebileceğim sadece bence kütüphane ve kütüphane diyebilirim bu yüzden. Evet Sayın Van, aslında Sayın Sarı da çok güzel değindi. Sosyalleşmek, sohbet etmek, insanlarla ilişki içine girmek dedi. Gerçekten günümüzde artık sosyalleşmeyi, sohbet etmeyi unuttuk. Neredeyse yan yana oturduğumuzda bile cep telefonlarıyla sohbet edecek duruma geldik. Neden kütüphanecilik dediğimizde de aslında internet ortamından da daha güvenli. Hani interneti, teknoloji çağını bugün sonsuz bir dünya olarak ele alabiliriz ama kitapların dünyası bence daha da hani sonsuz bir dünya. Siz neden kütüphaneciliğe nasıl bir cevap verirsiniz? Efendim, öncelikle mesleki anlamda yaptığımız işe yönelik dile getirmiş olduğunuz, yöneltmiş olduğunuz bu sorudan kaynaklı size çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü kütüphanecilik mesleki anlamda bir meslek adı olarak toplumumuzda maalesef kabul etmek gerekir ki
son derece fazla telaffuz edilebilen, hayatın olmazsa olmazlarından birisiymiş gibi, bir meslek dalıymış gibi algılanabilen bir meslek dalı değil. Üzücü ama gerçeğimiz bu. Evet. Örneğin bazı meslekler vardır, ben her zaman onu söylerim, insanı taşır. Evet. Öğretmenlik, doktorluk, subay olmak bunlar gibi mesleklerdir. Toplumda prestiji son derece yüksek olan mesleklerdir bu meslekler ve insanı taşır. Ama kütüphanecilik mesleği maalesef içerdiği anlam itibariyle çok fazla telaffuz edilen ve olmazsa olmaz olarak bugün dahi kabul edilebilen bir şey olmadığı için insanın taşıdığı mesleklerden bir tanesidir. Hani bazı meslekler insanı taşırken bazı meslekleri de insanlar taşır. Evet. Bizim hayatımız birazcık misyonerlik gibidir. Toplumun genellikle yabancı kaldığı, bazı sorunlardan dolayı yabancı kaldığı bazı şeyleri insanlara taşıyabilmek, bazı mesajları insanlara verebilmek ve bunun faydasını insanlara ikna ederek anlatabilmekten geçer. Bu yüzden kütüphanecilik diğer meslek gruplarından biraz daha farklı bir meslek grubudur. Benim kütüphanecilik anlayışım ve kütüphanecilik mesleğini seçmemin temel sebeplerinden bir tanesi de budur aslında. Ben 1969 doğumluyum. 1923 Cumhuriyet'in ilanından sonra da aradan geçen çok fazla bir kuşağın değil. Görece olarak hani milletlerin uzun yaşam sürelerine bakarsanız çocukluk çağında yakın bir şeyiz. Okumayı yazmayı öğrendiği günden bugüne okuma faaliyetini hayati bir gereksinim olarak algılamış olan bir insan olarak toplumda sürekli var olan cehaletle savaş ve bilme uğraşına katkıda bulunabilmek, bilgi kaynaklarıyla toplumun genelini bir arada buluşturabilmenin önemli bir görev olduğunu düşünerek seçmiş olduğum bir meslektir. Başladığım günden bugüne de bunun ciddiyetine ve önemine inanarak adımlarımı atıp mesleğimizdeki 24. yılımıza gelmek nasip oldu, şükürler olsun. Ne mutlu size. Evet Sayın Van, aslında Aksaray İl Halk Kütüphanesi biraz da rakamlarla ele almak istiyorum. Bu konuda size sorular yöneltmek istiyorum. Evet 26 Mart 1 Nisan arasında kütüphane haftasını geride bıraktık ve Aksaray'da da okuma alışkanlığına farkındalık oluşturmak, dikkat çekebilmek için çeşitli etkinlikler düzenlediniz kütüphane müdürlüğü olarak. İşte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kitap okuma günü düzenlediniz. Ne keza okullarda, ilçelerde ve köylerde farklı etkinlikler yaptınız. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi almak istiyorum. Ardından da Aksaray İl Halk Kütüphanesi'ndeki üye sayısı ve işte Aksaray ne kadar kitap okuyor, Aksaray tarihini okuyor mu? Evet. Bununla ilgili birazcık sizlerden detaylar almak istiyorum. Tabii. Efendim şimdi günümüze kutlanan birçok hafta var. Bu haftalar ilgili işlerle insanların toplumda ilgili kurumları tanıyabilmesi için bir vesile. Biz de kendi imkanlarımız çerçevesinde değerli kardeşim kütüphanecimiz Murat Sarıbey ve diğer personel arkadaşlarımızla birlikte elimizde bulunan imkanları sonuna kadar zorlayarak iyi işler yapıp bu farkındalığı ortaya çıkartarak kütüphanemizin okuyucu profilini her geçen yıl birazcık daha çeşitlendirip kendimizi ifade etme amacı olarak bu haftayı mümkün olduğu kadar fazlaca etkinliklerle kutlayabilme çabası içerisindeyiz. Bunun için öncelikle 2014 yılından bu yana benim son derece fazla önemsediğim ama ortaya çıkartırken de arkadaşlarımızın fazlaca üzüldüğü, çok fazlaca yorulduğumuz kitap okur ve yazar bütünleşmesini sağlayan bir söyleşi ve imza etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinliği kütüphane haftamızın açılış törenine denk getirerek özendirici olması bakımından bizim üç parça diye tanımladığımız yetişkin, kütüphane dostu ve çocuk okuyucularımıza da yıl içerisinde ödüllerini veriyoruz. Kütüphaneden en fazla faydalanan okuyucularımız bu noktada ödüllerini alıyorlar. Bu bir sonraki yılda okuyucuların kitap sayısını daha fazlaya, okudukları kitap sayısını daha fazlaya çekme ve kütüphaneyle daha fazla hemhal olabilmenin özendiriciliğini açtığı için hakikaten faydasını görüyoruz. İlgiyle karşılaşıyoruz. Her geçen yıl ilgi çoğalarak artıyor bu anlamda.
Ve Türk Kütüphaneciler Derneği'nin eş güdümünde yedincisini düzenlediğimiz, gene kütüphanede ve okuma alışkanlığına yönelik farkındalık yaratabilme anlamında Türkiye'nin her yerinde aynı saatte uygulanan, evet, 12.30-13 saatleri arasında geniş katılımlarla, mümkün olduğu kadar geniş katılımlarla kutlamaya çalıştığımız 81 ilde kitap okuyoruz etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde şunu açıklıkla ve yürek rahatlığıyla ifade edebilirim ki, Türkiye'nin nüfus bakımından daha fazla, gelişmişlik anlamında çok daha ileri olan yerlerinden çok daha fazla okuyucumuzu bu etkinliğin içerisine katabilme imkanımız oluyor. Evet. Yaklaşık 6 yıllık bir süreç içerisinde Aksaray Halk Kütüphanesi'nin kutlamış olduğu kütüphane haftalarının diğer iller nazarında belirli bir prestije, hatta konuşulabilir bir etkinliğe doğru geldiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Buna katkı sağlayan tüm herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışma arkadaşlarıma, katılım gösteren okuyucularımıza ve aynı zamanda desteğini bizden esirgemeyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü camiasına tekrardan burada huzurunuza gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Peki şu anda üye sayısı kaç kütüphanede? Bu konuyla ilgili rakamlar verebilir miyiz? Efendim, 2017 yılı tamamlanmış istatistiklerimiz üzerinden konuşursak, bu arada özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Buyurun. Kütüphanemiz okuyucu hizmetleri olarak tanımladığımız hizmetlerde ödünç verme sayısı, gelen kitap sayısı, koleksiyondaki mevcut sayısı ve genel okuyucu sayısı noktasında Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün tüm Türkiye'de ortak otomasyona sunmuş olduğu, bizim KOHA sistemi tabir ettiğimiz bir sistem üzerinden işlemlerimizi yaptığımız ve bu işlemler de aynı sistemin içerisinde istatistiksel olarak değerlendirildiği için verilerimizin sağlıklılığından zerre kadar bir endişe duymadan ve kütüphanemizin içinde bulunduğu durumda da övünerek şunu ifade edeyim. 2017 yılı toplam üye sayımız 14.104. Yani 14.104 tane okuyucumuz, ki toplumun her kesiminden okuyucumuz, kütüphanemizin aktif üyesi olarak ödünç kitap alma servisinden faydalanıyor. 2017 yılında 14.104 okuyucumuza biz toplam 42.538 kitabımızı ödünç olarak verdik. Ve kütüphanemizi diğer faaliyetlerde, ders çalışmak anlamında, araştırma anlamında ve kütüphanemizde mevcut internet erişim merkezinden faydalanma anlamında faydalanan 2017 yılındaki toplam genel okuyucu sayımız 158.388. Rakamlar bir önceki yılda göre istikrarlı bir artış sağlıyor olmasından kaynaklı olarak bizlere görevimizi layıkıyla yerine getirdiğimizin ipuçlarını veriyor. Bu noktada da gönlümüz çok rahat. Evet. O yüzden de ilgi gösteren, bizleri yalnız bırakmayan ve kütüphanemizin hizmetlerinden faydalanan tüm Aksaraylı hemşerilerimizin, tüm Aksaraylı okuyucularımıza buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Peki Sayın Sarı, size dönmek istiyorum. Evet. Şimdi günümüzde artık hepimiz interneti kullanıyoruz. Artık hatta kitapları bile internet üzerinden okuyoruz. Peki halk kütüphaneleri teknolojiyle nasıl başa çıkıyor? Sadece kitap okunmanın dışında bugün kütüphaneden içeri adım attığımızda ne gibi hizmetlerden faydalanabiliyoruz? Tabii ki şöyle Dilek Hanım, bu konuda sosyal kütüphaneden içeri adımını atan arkadaşlarımız sadece bir kitapla, yani soğuk bir kitapla, eskiden olduğu gibi soğuk yüzlü bir kitapla karşılaşmıyorlar. Öncelikle kütüphanemizde ücretsiz Wi-Fi hizmeti var. İsteyen istediği kadar bilgisayarını veya telefonunu Wi-Fi'ye bağlayarak internete girebiliyorlar. Ayrıca internet erişim merkezimiz var. İnternet erişim merkezimizden haberlere bakabiliyorlar, araştırma yapabiliyorlar, ödev hazırlayabiliyorlar. Öğrencilerimiz yine kim olursa 7'den 77'ye herkes, yine bahsettiğimiz gibi. Yani kütüphaneyi sadece kitaptan ibaret olarak burada görmeyelim. Kütüphaneler kendini yavaş yavaş, kendisini elektronik ortama,
adapte etme sürecinde, adapte etmeye çalışıyor. Ya tabii ki yani bu e-kitap sürecini de bu şekilde. Mesela günümüzde de bakanlığımız yine yapabildiği kadar bir e-kitaplara da artık erişime sundu. Mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz. Elektronik olarak insanlar bilgisayar bağlantısı olan, internet bağlantısı olan her yerden, kendi evinden, dışarıdaki bir cep telefonundan, fark etmez nereden olursa olsun, kütüphanemizdeki kitapları katalog taramasını yapabiliyor. Bu aradığım kitap burada var mı, kütüphanede var mı diye sorabiliyor. Hı hı. Bu kitabın ödünç verilmiş mi, yani dışarıda mı, yoksa şu anda rafta mı olduğunu görebiliyor. Hı. Ayrıca eğer ödünç verilmiş ise kitabın ne zaman iade edileceğini, ne zaman kütüphaneye tekrardan geri verileceğini biliyor ve ona göre kendisi gelip kitabı ödünç olarak alıp bir 15 gün içerisinde okuduktan sonra kitabı geri kütüphanemize iade edebiliyor. Yani ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Buyurun. Şu andaki kullandığımız KUHA sistemi, müdürümüzün de bahsettiği gibi, tüm Türkiye'deki halk kütüphanelerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm Türkiye'deki halk kütüphanelerine üyeliği temsil ediyor. Yani Aksaray İlhan Kütüphanesi'ne üye olan birisi, Hakkari'deki bir kütüphaneye de, Hakkari'nin ilçesindeki bir kütüphaneye de, Türkiye'nin her yerindeki halk kütüphanelerine üye durumda. Ve Türkiye'nin sadece Aksaray İlhan Kütüphanesi'ndeki kataloğu taramıyor aynı zamanda, tüm Türkiye'deki kütüphaneleri tarayabiliyor. Bu da bir elektronik yönden. Çok güzel. Ayrıca olumlu bir şey. Ayrıca şu da var tabii ki. Buyurun. Üniversite kütüphaneleri var, araştırma kütüphaneleri. Yani bunlar biraz daha kendilerini elektronik ortama adapte etmiş durumdalar. Hı hı. Şöyle ki elektronik dergilere aboneler, elektronik veri tabanlarına aboneler ve abone oldukları için de tam metin erişimle falan tam metin olarak makalelerini falan indirebiliyorlar. Hı hı. Burada üniversite kütüphaneleri biraz daha iyi. Araştırma kütüphanesi olduğu için bizden daha iyi durumda. Ayrıca son dönemde bakanlığımızca yine eklenen bir e-kitap uygulamasıyla yine arkadaşlar Türkiye'nin her yerinden, istediği yerden, evinden, internetinden e-kitaplara erişim sağlayabiliyorlar. Hı hı. Nasıl? Şöyle, e-kitap taraması yapıyorlar, kullanıcı adı ve şifre isteyerek bizden e-kitap taraması yapabiliyorlar. E-kitapları alıp tabletlerine, bilgisayarlarına veya telefonlarına indirebiliyorlar. Onu e-kitap şeklinde okuduktan sonra bir 60 gün süreyle sistem otomatik olarak bunu tutuyor ve 60 gün sonra otomatik olarak sistem kendisini siliyor. Yani artık bilgisayar üzerinden ben kitap okumak istiyorum, tabletten kitap okumak istiyorum diyen arkadaşlarımız da varsa yine kütüphaneden faydalanabiliyorlar. Yine kütüphaneye üye olmaları gerekiyor. Hı. Kullanıcı adı ve şifresiyle beraber sisteme giriş yaptıktan sonra e-kitaplara ücretsiz olarak erişim sağlayabiliyor. Peki, sadece üyelik için ne isteniyor? Üyelik için, Melek Hanım şöyle, üyelik için sadece kimlik istiyoruz. Yanlarında resmi bir belgesi, yani kimliği gerekiyor. Evet. TC kimlik numarası, yazılı bir belgesi gerekiyor. Bunun yanında en az iki tane telefon numarası istiyoruz. Hı hı. Zaten mailinizle bağlantılı olduğumuz için adreslerini falan biz sistemden çekebiliyoruz. Bu kadar. Yani iki tane telefon numarası olması ve kimliğin yanında olması yeterli. Ve ücretsiz, tamamen ücretsiz, herhangi bir ücret yok. Evet. Bunu özellikle tabii belirtelim yani. Peki, şu an Aksaray İl Halk Kütüphanesi'ndeki raflarda kaç bin adet kitap var? Rakam verebilir miyiz? Tabii ki. Rakam verebiliriz. Şöyle yapalım. Mesela dediğimiz gibi KUHA sisteminden sonra bir kaçak olmadığı için yıllara göre 2015'ten sonra ben isterseniz size kitap sayılarını tabii ki söyleyebilirim. Şöyle, mesela 2015 yılında kitap sayımız 37.002'ymiş. 2016 yılında 37.928'e çıkmış kitap sayımız, 2017 yılında 38.832 olmuş. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. En başta kütüphanenin olumsuz fiziksel şartlarından kaynaklı olarak kitaplarımız çok daha net bir şekilde artış sağlayabilir. Fakat kütüphanemizin fiziksel şartlarından kaynaklı olarak biraz daha problem yaşıyoruz bu konuda. Hı hı. Çünkü raf yaptıracağımız yerler yok, kitapları koyacağımız yerler yok. İşte ayıklamak zorunda kalıyoruz, zibranları çıkarmak zorunda kalıyoruz, yeni kitaplara yer açmak zorunda kalıyoruz. Bu da yani kütüphane fiziksel şartından kaynaklı bir ciddi bir problem. Peki, teşekkür ediyoruz. Sayın Van, şimdi Türkiye genelindeki kütüphane türlerini sormak istiyorum. Aslında Aksaray Belediyesi de her zaman için eğitime yönelik projelerinde farkındalık yaratmaya devam ediyor. Yine Aksaray'da
Cemalettin Aksaray Bilgi Evi belediye tarafından hizmete girdi. Bu da bir kütüphane çeşidi. Gezici kütüphaneler var. Şimdi bu konuyla ilgili de sizinle bilgi almak istiyorum. Öncelikle kütüphane türlerini kısaca bize bir tanıtır mısınız? Sonrasında da gezici araç kütüphanesine değinmek istiyorum. Buyurun. Efendim, şimdi biz mesleki olarak kütüphane çeşitlerini aslında üç ana başlık altında toplarız. Yani bunlardan bir tanesi halk kütüphaneleridir, bir tanesi özel olarak tanımladığımız araştırma kütüphaneleridir. Diğeri de şahısların hizmete sunmuş olduğu kütüphanelerdir ki bunlar da özel kütüphaneler başlığı altında alınır. En somut örnekleri de bunların günümüzde Türkiye'nin belirli yerlerinde bulunan vakıf kütüphaneleridir. Evet. Araştırma kütüphaneleri olarak tanımladığımız kütüphaneler ise İleri düzeyde bilimsel araştırmaların yapılabileceği materyalleri kendi bünyesinde barındıran kütüphanelerdir ki bunların en önemli özellikleri de en önemlileri de ülkemizde üniversite kütüphaneleridir. Hı hı. Örneğin Milli Kütüphane'de bir araştırma kütüphanesi başlığı altında incelenebilir Ankara'daki Milli Kütüphanemiz. Ancak son dönemlerde özellikle bizim Aksaray Belediye'mizin hassasiyeti üzerinde tanımlamış olduğumuz ve pratiğini görmüş olduğumuz, bize gurur veren, bizi sevindiren faaliyetlerden veya icraatlardan bir tanesi olarak tanımladığımız, son dönemlerde belediyelerin de kendi görev tanımları çerçevesinde bunu misyon edinerek bulundukları yerelin çeşitli yerlerinde okuma evi, bilgi evi ve işte kütüphaneler türünde, belediye kütüphaneleri türünde kütüphaneler açıyor olması. Biz Aksaray Belediye'mizden bu yüzden öncelikle ben kitap, kütüphane ve okur ilişkisi içerisinde temel sorumlu olan insanlardan birisi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel örneklerini görüyoruz belediyemiz çerçevesinde. Zincirye Medresesi'nde oluşturulan kitaplığımız, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları grubunun uzunca bir süredir aksatmadan belirli bir ciddiyet çerçevesinde ve ilgililere katkı sunarak çalışmalarına devam ediyor oluşu. Son olarak örneğini görmüş olduğumuz Cemalettin Aksaray Bilgi Evi'nin hazırlanıp hizmete sunulmuş olması çok çok güzel, bizler için umut verici, yönlendirici hizmetler. Bu anlamda tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Bizler de Aksaray'da Halk Kütüphanesi ayağını, ihtiyacı olan ayağı elden geldiği kadar çalışma arkadaşlarımla birlikte doldurup bu noktada katkı sunmaya çalışan Halk Kütüphanesi grubu olarak Aksaray'da var olduğumuzu hissettirme çabası içerisinde dik bugüne kadar, bundan sonra da olacağız inşallah. Peki efendim, aslında hep Aksaray İl Halk Kütüphanesi'ni ele aldık ama ilçelerde de kütüphanelerimiz muhakkak var, halk kütüphaneleri var. Birazcık da ilçelerdeki halk kütüphanelerinin işleyişi hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz? Yani Aksaray'ın ilçeleri. Tabii. Buyurun. Efendim, şimdi ilçelerimizde de bizim ilçe halk kütüphanelerimiz var. Biz dönem dönem bunların koleksiyonunun güncellenmesi noktasında elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Hizmet yerlerinin ideal seviyede olmayanlarını daha iyi yerlere taşıyabilme çabası içerisindeyiz. Aksaray İl Halk Kütüphanesi olarak kütüphanecilik faaliyetlerinin içerisinde bina donanım materyal sağlanması dahil olmak üzere. Hı hı. Orada mümkün olduğu kadar iyi hizmet verilebilmesi için elden gelen her türlü katkıyı İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Bakanlığımız Kütüphaneler Yayınlar Genel Müdürlüğü arasında ilçelere köprü vazifesini görebilme noktasında katkı sunmaya devam ediyoruz. Ortaköy'de kendi binasında bizim çalışmalarından son derece hoşnut olduğumuz iyi bir kütüphanemiz var. Güzel Yurt Kütüphanemiz aktif halde. Kısa bir süre zarfında Gül Ağaç Kütüphanemizi yeniden yapılandırıyoruz. Yapılandırma çabaları içerisindeyiz. Oranın da ilçe kaymakamlığına, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bize göstermiş olduğu hassasiyetle
için teşekkür ediyorum. Diğer ilçelerimizde de bu faaliyetler ideale yakın bir şekilde devam ediyor. Bunları daha da mükemmelleştirebilmenin yollarını arama çabası içerisindeyiz her zaman için. Evet, şimdi şöyle bir gezici kütüphane hazırlığı içerisinde olduğunuzu biliyorum. Evet efendim. Hazırlıklar, çalışmalar ne aşamada, ne zaman faaliyete girecek ve faaliyete girdiği zaman gezici kütüphane aracımızı nerelerde göreceğiz? Bu konuyla ilgili nasıl bilgi verirsiniz? Efendim, Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 3 yıldır süren gezici kütüphanelerin modernizasyonu ve bütün kütüphanecilik hizmetlerinin minyatür anlamda da olsa verilebildiği mobil kütüphane araçlarının temini noktasındaki çabalarından sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün de katkılarıyla birlikte biz Aksaray İl Halk Kütüphanesi bünyemize mobil aracımızı çok kısa bir süre önce, geçen haftanın sonunda hizmete sunabilmek üzere teslim aldık. Genel müdürlüğümüzün benim çok hoşuma giden, bu işin doğasını da çok iyi ortaya çıkartan bir sloganı var. Siz kütüphaneye ulaşamıyorsanız kütüphane sizin ayağınıza gelir. Biz de bu slogandan hareketle kent merkezinin uzak yerlerinde kütüphaneye ulaşabilme imkanı olmayan Aksaraylı hemşehrilerimizin ayağına bu hizmeti götürebilmek maksadıyla bu hizmeti kullanacağız. Bugüne kadar yaptığımız gibi verdiğimiz bütün hizmetlerin en mükemmelini verebilme noktasında çaba sarf edeceğiz. Ancak sormuş olduğunuz soru için de çok teşekkür ediyorum. Bir şeyin bilinmesi gerekiyor. Ben buradan küçücük de aracılığınız olsa küçücük de bir mesaj vermek istiyorum. Bir işi yapmış olmak için değil, en iyi koşuluyla, en iyi haliyle hizmete sunabilmek için ben gezici kütüphanenin yolunu gözleyen arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, kullanıcılarımızdan, okuyucularımızdan onun içinin donanım olarak materyallerinin daha sağlıklı hizmete sunulabilmesi için sistemimize aktarımı olarak belirli bir süre arz ediyorum. Kısa bir süreç. Belirli bir kısa bir süre sonra da sanırım Aksaray'daki gezici kütüphanemiz okuyucularımızın hizmetine sunulmak üzere Aksaray'da yollarda olacaktır. Peki. Şimdi şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sayın Sarı, arzu ederseniz sizden alalım bu bilgiyi. Kütüphaneler dergi ve kitap alımlarını nasıl yapıyor, nasıl güncelliyor? Çünkü sonsuz bir dünya. Evet. Ve dünya edebiyatından Türk edebiyatına her konuda aslında her kitaba ulaşabiliyoruz. Gerçekten Türk kütüphaneleri bu konuda çok iyi. Kitap alımları nasıl? Birazcık böyle sizin sırlarınızı açmak istiyorum. O bilinmeyen dünyayı, hani rafların arkasındaki dünyayı sizden öğrenmek istiyorum. Buyurun. Öncelikle kitaplardan başlayalım. Kitaplar nasıl, koleksiyonumuzu nasıl oluşturuyoruz? Buradan başlayabiliriz öncelikle. Şöyle, koleksiyonumuzdaki kitapların %70-80'ini bakanlığımız temin ediyor. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphane Yayınlar Genel Müdürlüğümüz temin ediyor ve bize gönderiyorlar. Bir sisteme giriyoruz. Ama bunun dışında zaman zaman taleplerimiz doğrultusunda eksiklerimizi ve gediklerimizi fark edip ve koleksiyonumuzu biraz daha yenileme çabasına girip bizim inisiyatifimize bırakılan bir %20'lik bir dilim de var. Onlar bize kaynak sağlıyorlar. Biz bu kaynak üzerinden eksiklerimizi, gediklerimizi tespit ediyoruz ve koleksiyonumuzu %20'lik kısmında biz kendimiz oluşturabiliyoruz. Tabii ki burada okuyucularımızın da zaman zaman bize ilettiği bu kitapta olmalı talepleri. Evet, bu kitapta olsa iyi olurdu. İşte bunu da alsanız iyi olur, işte okuyacağız falan dedikleri de oluyor. Onları da biz tabii ki kendi değerlendirmeye alıyoruz. Koleksiyonumuz bu şekilde oluşuyor. Sonra bir de şey var, süreli yayınlar. Yani süreli yayınlar dediğimiz dergi, gazete filan. Halk kütüphaneleri ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Halk kütüphaneleri ayrıca bulundukları ortamda, bulundukları illerdeki derileme görevini yapan. Evet, arşivleme demeyelim biz buna. Derleme. Yani şöyle desek daha doğru olacak. Mesela Aksaray içerisinde, il sınırları içerisinde yayınlanan tüm gazeteler, kitaplar, ISBN alsın veya almasın, bunları bir nüshasını kütüphanemize devredip bir nüshasını bize kalacak şekilde, ama tabii ki bu belli bir süre sonra siliniyor, yani silinebiliyor.
derleme görevini yapıyoruz. Yani Aksaray'da kitaplardan, ISBN alan kitaplardan biz 6 adet, 7 adet temin ediyoruz. Bu 6 tane kitabı derleme kütüphanelerine gönderiyoruz. İşte nedir bu derleme kütüphaneleri? Ankara Milli Kütüphane, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, İzmir Milli Kütüphane, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ve Devlet Beyazıt Kütüphanesi olmak üzere 6 tane kütüphaneye biz bize gelen bu Aksaray içerisinde yayınlanan kitaplardan 6 tanesini bu kütüphanelere gönderiyoruz. Bir tanesini de kendi koleksiyonumuza alıyoruz. Bir tanesi de kendi koleksiyonumuzda, yani Aksaray'ın tarihi gibi Aksaray tarihi köşemizde bulunuyor. Bu şekilde derleme görevini yapıyoruz. Yine gazetelerden, yani süreli yayınlardan da, yerel gazetelerden de 2 nüsha alıyoruz. Bir nüshası bizde kalıyor. Diğer nüshasını yine Milli Kütüphane'ye gönderiyoruz. Dediğimiz derleme kütüphanesine gönderiyoruz. Evet, çok güzel. Süreli yayınlardan diğer olarak da gazetelerden dışında şey var, dergiler var. Yine Kütüphane Yayınlar Genel Müdürlüğümüzün abone olduğu dergiler var. Her il için, her ilah kütüphanesinin abone olduğu dergiler var. Şu anda biz tabii ki bu hakemli dergiler, yani öyle biraz daha şey, rahat dergiler değil, Galatasaray, Fenerbahçe dergiler gibi değil de biraz da hakemli dergiler, yani bilimsel dergiler bunlar. Kütüphanemiz şu anda 199 tane bilimsel dergiye abone. Evet. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili Sayın Van? Evet, ben özellikle bundan önceki dönemlerde halk kütüphanelerinde koleksiyonuna, bizim koleksiyon tabir ettiğimiz işte kitap varlığına yönelik olarak eleştirilerin temelinde güncel kitapların bulunmaması gibi en temel eleştirilerden bir ben tanesi de buna vardı. Ben de buna dayanarak aslında özellikle tahmin bu soruyu yöneltmek istedim. Buyurun. Evet, tahmin etmiştim. Çok uzunca bir süredir bakanlığımızın Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün bizden gelen talepleri değerlendiriyor olmasından dolayı bizler kütüphane koleksiyonumuzu sağlanan küçük bir ödenek karşılığında da olmuş olsa son dönem kitapların yayın dünyası içerisindeki takiplerini yaparak güncelliği sağlama noktasında önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Örneğin bunun son derece somut örneklerinden bir tanesini vereyim size. Buyurun. Bizim aldığımız şu anda 2018 yılının Nisan ayındayız. 2017 Kasım baskısı kitaplarımız kütüphanede roman olarak mevcut. Yani çok okunur olarak bugün televizyonlarda, birebir sohbetlerde, telaffuz ettiğimiz, internet sitelerinde telaffuz ettiğimiz kitapların hemen büyük bir bölümü bizim için okuyucu hizmetinde şu anda. Çok güzel. Bu da bizi daha eskisine nazaran çok daha işlevli kılıyor. Bu konuda da son derece hassasız. Yani koleksiyonu güncel tutmak, okuyucunun talepleri doğrultusundaki yayınları sağlayabilmek noktasında çalışma arkadaşlarımla beraber son derece hassas davranıyoruz. Peki. Binamızın fiziksel probleminden kaynaklı da olsa kütüphanemizdeki güncelleme birçok kütüphaneden daha iyi durumdayız. Yani son dönem kitapların hemen hemen hepsi şu anda mevcut. Koleksiyonumuzda var. Şimdi şöyle sohbetimiz içerisinde Aksaray'daki üye sayısını da verdiğiniz zaman aslında neredeyse Aksaray nüfusunun yarısı kitap okuyor. Bu çok güzel bir şey. Yine ilgi alaka sizden aldığımız bilgiler ışığında okumayı seven bir iliz diyebiliriz. Peki okuma alışkanlığını nasıl geliştirebiliriz ya da okumayı nasıl sevdirebiliriz çocuklarımıza, kendimize, nasıl örnek olabiliriz? Bu konuyla ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Kimden başlayayım? Sayın Vahsız'dan başlayalım. Evet efendim. Şimdi şöyle özür diliyorum, araya giriyorum ama bugün çocuklarımıza anne babalar olarak bir yaramazlık yaptıklarında ceza olarak kitap okuma cezası veriyoruz. Aslında bu bana çok acı geliyor. Evet, yanlış, yani kitap okumayı önce kendimiz nasıl seveceğiz, sonra çocuklarımıza nasıl sevdireceğiz? Bir kütüphaneci olarak bize böyle farklı ne gibi tüyolar verebilirsiniz? Şimdi efendim, hakkınız var. Söylediğiniz noktada bugün hala kitap okumanın bir cezalandırma yöntemi olarak tercih edilmiş olması, bunu aileler noktasında sık sık yapılıyor olması, hayır bugün cezalısın, sokağa çıkmayacaksın, bir saatte fazla kitap okuyacaksın türünden hedef göstermelerle çocuklarla kitapların arasına art niyetli olmadan da olsa bir mesafe koyuyor olma pratiğini sıklıkla yaşıyoruz. Ama bir şeyin çok iyi bilinmesi gerekiyor. Dünya
eskisinden çok daha hızlı dönüyor. Evet. Dünyanın eskisinden çok daha hızlı dönüyor olmasının, zamanın su gibi akıp geçiyor olmasından çok, yaşamsal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilebilmesi, hayata yenilmeme anlamında geçen yolun bilgilenmekten ve bunun yegane nedeninin mümkün olduğu kadar fazla bilgi sahibi olmaktan geçtiğini bilmek gerekiyor. Bunun için de okumak gerekiyor. Bunun için de bilgilenmenin en önemli aracı da, en önemli yolu da okumaktan geçer. Siz az evvel söylediğiniz sözü de fazla uzatmadan ama önemsediğim için küçük bir katkı sunmak istiyorum. Teknolojinin gelişmesi ve teknolojik araçların, bizim işte bilişim materyalleri dediğimiz bilişim araçlarının insan hayatında hızla yer alıyor olmasının, kitap ve kütüphane unsurunun noktasında bir olumsuz yönde bir etkileyici olduğu savı geçen yıllara kadar sürekli dillerdeydi. Ama bunun çare olmadığı ve bunun doğru olmadığı günümüzde yaşadığımız pratikle çok yakından alakalı. Evet. Temel olan problem şudur. Bilgilenmek bilgi güçtür. Bilgilenmek zorundayız. Neden bilgilenmek zorundayız? Hayata karşı daha güçlü olabilmek için bilgilenmek zorundayız. Karşılaştığımız problemleri çözebilmek için bilgilenmek zorundayız. Sağlıklı yaşamak için bilgilenmek zorundayız. Modern çağdaş toplumunda, ailesinde, toplumunda, ülkesinde ve dünyada olan bitenleri kavrayabilmek için bilgilenmek durumundayız. Bunun yolu okuma alışkanlığından geçiyor. Okuma alışkanlığını temel merkeze oturtmadıktan sonra bilgi kaynaklarının elektronik ve sayısal sistemler üzerinden elde edilmesi veya kitaplar aracılığıyla baskı, basılı materyaller üzerinden elde edilmesi arasındaki fark önemini kaybediyor zaten. Evet. Hani kitaplar, herkes belirli bir ortamda başlar hayata ve daha sonra şey yapar. Kitaplar da işte bilgilenme meselesinin aslında ana kucağıdır. Yani daha ileriki bir yaşam düzeyinde, daha farklı mekanlarda hayata hazır olabilmenin yolu gene kitaplarla hemhal olmaktan ve okuma alışkanlığından geçer. Bunun için bence öncelikli olan okuma alışkanlığıdır. Az evvel sizler de konuya hakim olarak çok önemli bir katkı sundunuz. İnternetteki bilgilerin her şeyden önce sağlıklılığının tartışıldığı bir noktada, evet, kitaplar noktasında artık kitapların modası geçtiği kütüphaneler değil. Yani kütüphaneler de elektronik anlamdaki kaynaklara sahip olabilme ve bu noktada da katkı sunma işlevlerini bence yerine getiriyorlar. Evet. Ama okuma alışkanlığınız olmadıktan sonra elinizdeki materyalin normal baskı bir kitapla elektronik kitap olması arasında hiçbir fark yok. Bir de ben felsefe olarak belki biraz böyle çok fazla yaşlanmış, yaşı ileri birisi olarak şunu söyleyeyim. Ben hayatın bazı şeylere nihai şeklini verdiğini düşünüyorum. Yani bundan 30 sene sonra da çatalın başka bir şekli olmayacak. Yani 4 ya da 5'li sivri çubuktan yediğiniz şeye batırabileceğiniz nitelikte olan bir şey olacak. Bundan 30 sene sonra da herhalde tekerlekler yuvarlak olacak. Çünkü sadece o şekilde dönüyor. 2010 yılına gelindiğinde gazete ve dergi sektörünün tamamıyla elektronik ortama aktarılacağını ve baskılı dergi, gazete kalmayacağı savı vardı. Evet. Yıl 18, gazeteler normal tirajlarıyla hala gündem belirliyorlar. Normal baskılarıyla. Kitap içinde bu böyle. Şimdi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki ele aldığınız sava katılıyorum bir medya çalışanı olarak. Ama dediğim gibi güvenli ortam yine de basılı yayınlar. Belki hani farklı düşünenler vardır bunu. Evet. Karşı tez olarak savunanlar vardır ama internet ortamının ne kadar güvenilir olduğu ucu açık bir dünya. Ama basılı yayınlarda, evet, bir güvence, bir teminat var bilgi edinirken. Bir kaynak var. Bu çok önemli. Ben de bunun altını çizmek, evet, istiyorum. Yani ben sonuna kadar katılıyorum. Somut ve acı örneklerini de yaşıyoruz. Yalnız bu söylediklerimden interneti reddettiğimiz kesinlikle çıkmasın. Tabii ki ama, teknolojiye ayak uyduracağız. Kesinlikle. Ama çok acı. Hani görüyoruz yetişme çağındaki genç kızlarımız. Yaşanan pratikten, somut olan şeylerden söylüyorum. Sağlık kurumlarına başvurmak, sağlıklı beslenmenin yöntemlerini basılı kaynaklardan öğrenmek yerine internette yayınlanan diyet ve diyet ilaçları noktasında gencecik ölümlerin bile yaşanmış oluyor oluşu. Hani bu noktada güvenilirlik çok önemli bir problem.
Elbette ki internete muhtacız. Çok önemli bir şey. Hız noktasında bilişim teknolojisi tartışılmaz bir ağırlığa sahip. Şimdi biz zaten burada günümüz teknolojisini tartışmıyoruz. Evet. Sadece teknoloji ne amaçla kullanılmasının farkındalığına aslında dikkat Kesinlikle. Çekmeye çalışıyoruz. Çünkü bize faydalı olan, doğru kaynaklarda olan, güvenilir ortamlardan bilgi almak, başvurmak ya da işte haberleri takip etmek, internet aracını ne şekilde kullanıyorsak. Yine sosyal ağlar da aynı şekilde. Kesinlikle. Yani sosyal medya hesaplarında daha kurumsal kimlikle sosyal medya hesaplarımızı kullanabilmek. Yani biz teknolojiye karşı değiliz, teknoloji hızına karşı değiliz. Zaten biraz önce de aktardığınız sohbetimiz içerisinde kütüphanelerimiz de... Teknolojiye halk sistemi kendisine... mi demiştiniz tam hatırlamıyorum ama sisteminizden bahsetmiştiniz. Evet, tamamen KOHA sistemiyle. KOHA sistemiyle birlikte teknolojiye ayak uydurmuş bir sistem ve çatı. Evet artık aslında gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Veda edeceğiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sayın Sarı sizden başlayalım. Tabii ki şunu söyleyebilirim öncelikle Dilek Hanım ben. Buyurun. Bir defa muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak gerçekten... Gerçekten bunu yapmak istiyorsak toplumumuzda bir okuma kültürü aşılamak zorundayız. Bunun başka bir yolu yok. Yani biz diğer gelişmiş ülkeler gibi, Japonya gibi ya da ne bileyim Amerika gibi, şu ülke gibi, bu ülke gibi olmak istiyorsak gerçekten ve gerçekten bunun toplumumuza okuma kültürünü aşılamaktan başka bir çaremiz yok. Bu okumaktan geçiyor, başka bir yerden geçmiyor. Elektronik ortamda olsun veya basılı ortamda olsun. Bunun hiçbir farkı yok. Yani bu yüzden de... Yani biz toplumumuza okuma kültürünü aşılamak zorundayız. Bunun için savaşıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz. Bizim için bir kişi bile önemli bu konuda. Yani okuma kültürü ne demek? Burada ona bir biraz şey yapabiliriz belki. Hani aklınıza takılmış olabilir. Ve okuma kültürü burada toplumun belli bir yaş seviyesinden itibaren okuma yazma ya öğrendikten sonraki yaş seviyesinden itibaren yaşamının sonuna kadar... aldığı bilgileri analiz etmesi, değerlendirmesi, ölçmesi, biçmesi, tartması, eleştirel bir bakış açısıyla buna bakması, doğruluğunu, yanlışlığını kendince teyit edebilmesi. Edebiliyorsa kişi, herkes bunu ne kadar yapabiliyorsa o kadar okuma kültürüne sahiptir. Yani okuma kültürünü toplumumuza açılarsak, ben bunun için savaşıyoruz, kütüphaneler olarak bunun için savaşıyoruz ve ayrıca şunu söylemek istiyorum. Ülke, dünyadaki önde gelen toplumlar hala bilgi evlerine, bilgi merkezlerine, yani kütüphanelerine aşırı derecede ve yüksek oranda yatırımlar yapıyorsa, inanılmaz paralar verip kütüphaneler, bilgi merkezleri inşa edip yapabiliyorlarsa, demek ki bilginin ne kadar önemli olduğu, bilginin ne kadar çok hayatta belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Yani şimdi şurada bir şey söylemek istiyorum, bir broşür görmüştüm, onu söylemek istiyorum. Japonya'da bir otobüs var. Sanırım içeride bir 29-30 kişi var otobüste. Otobüste 21-22 kişi kitap okuyor. Diğerleri de başka bir şekilde takılıyor. Neyse artık. 21-22 kişi kitap okuyor. Bizdeki duruma bir bakarsak, bizde 21-22 hatta 30 kişinin 30'u da telefonla oynuyor. Teknolojiyi, Sony markasını üreten veya başka markaları üreten ülkeler bize bu şekilde kitap okumaya devam ediyorlar. Ama biz onların ürettiğini tüketiyoruz. Teknolojiyi kullanıyoruz. Ya demek ki insanlar hala okuyorsa, hala bu kadar bilgiye yatırım yapabiliyorlarsa diğer ileri gelen toplumlar demek ki bir şey biliyorlar. Evet. Sayın Van, son olarak sizlerin de sözlerini alalım. Sonra seyircilerimize veda edeceğiz. Aksaray İlhak Kütüphanesi olarak yayınımızın başından beri, programımızın başından beri ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde samimiyetle ben ve personelimle birlikte samimi bir çaba sarf edip samimi bir mesai harcadığımızın bilinmesini arzu ediyorum. Öncelikle baştan beri ifade ettiğimiz rakamların, sayıların tutturulmasına katkı sunan değerli mesai arkadaşlarıma, okurlarımıza sonuna kadar teşekkür ediyorum. Yani bilinsin isterim ki Aksaray İlhak Kütüphanesi Müdürlüğü personeli ve müdürlüğünün kendisi en başından sonuna kadar elinden geleni ardına koymadan olumlu anlamda katkı sunabilmek için faaliyettedir.
kütüphane 54.sünü kutladığımız kütüphane haftasının hemen akabinde bizlere kendimizi ifade edebilme ve bunu sağlayabilme noktasında öncelikle Aksaray Belediye Televizyonu'na şahsında size ve Aksaray Belediyesi'ne bizim ilişkilerimiz noktasında daima olumlu katkılarını sunmaktan hiçbir zaman için imtina etmeyen Sayın Belediye Başkanımıza saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bu fırsatı tanıdığınız için ayrıyeten size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Gündem Özel programında bu hafta kitapların dünyasını ve halk kütüphanelerini konuştuk ve tanıdık. Konuklarımız Sayın Murat Sarı ve Sayın Çağatay Van Beyefendi'ye tekrar teşekkür ediyoruz bizimle birlikte oldukları için. Evet, Gündem Özel programında başka bir konu ve konukla tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.